Kucak dolusu sevgi ve selamlarla bugünkü konumuza başlıyoruz. Konumuz Türk kültüründe kadının yeri ve önemi. Türklerde ailenin temeli kadındır. Türk kadını ailesinde söz sahibi olmuş ve kocasına daima destek olmuştur. Bu milattan önce de böyleydi. Avrupa, Afrika ve Arabistan'da kadınlar köle olarak satılırken Türk kadını daima özgür ve hür olarak hayatına devam etmiş. Bir Türk atasözü şöyle söylüyor. Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik iyi bir kadındır. Türk erkekleri bir kadınla evlendikleri zaman ikinci bir eş almazlardı. Hun Türkleri döneminden beri kadın erkek ayrımı yapılmazdı. Şimdi Hunlarda kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak kabul edilir ve onsuz hiçbir şey yapılmazdı. Ziya Gökalp bu durumu şöyle ifade ediyor. Eski ırkların hiçbiri kadınlara Türkler kadar hak vermemiş, saygı göstermemiştir. Göktürk ve Uygurlarda da Kaan'ın hanımı Hatun devlet işlerinde kocasıyla birlikte söz sahibi olmuştur. 7. yüzyıldan itibaren Orhun kitap evlerinde devlet işlerini bilen hatunlardan söz edilirmiş. Milli destanlarımız olan Dede Korkut hikayelerinde de buna rastlıyoruz. Örnek olarak Deli Dumrul hikayesinde Dumrul canın yerine kendi canını vermeye razı olan birini bulmaya çalışır ve bunu kadında bulur. Kadının hiç çekinmeden canını vereceğini söyler. Kadın her zaman fedakar ve güçlü kişiliğiyle bir erkeğin sahip olabileceği en güzel ödüldür demişti. Aynı zamanda eski Türkler kendi soylarından olan kadınlarla evlenmeye önem verirlerdi. Bu olay Türk atasözünde şu şekilde belirtiliyor. Ey Türk oğlu, suyu çaydan, kızı soydan al. Bunun nedeni Türk kadınlarının cesur ve onurlu olmalarıdır. Faydalandığım kaynak yazar Aynur Talipli, tarihi ve medeniyet araştırmacısı. Haftaya da dünyada kadının yeri ve önemini konuşalım. Bu arada çok hoşuma giden bir sözü paylaşmak istiyorum sizlerle. Güneşi örnek al kendine, korkma batmaktan, yılma doğmaktan. Hayatta kaybetmek de kazanmak da normaldir. Bu yüzden kaybedince de yolumuza devam edeceğiz. Ta ki yolun sonu gelene kadar. Kadirli Kaymakamlığımızdan gelen bazı bilgiler var. Yine bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlçemizde koronavirüs salgını ciddi boyutlara ulaşmış. Bu yüzden lütfen yine her zaman olduğu gibi maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat edelim. Kendi sağlığımız ve çevre sağlığımız için, daha çok çocuklarımızın geleceği için öncelikle çevremizi temiz tutmaya çalışalım. Özel temizliğimize çok çok dikkat edelim. Çocuklarımızı bu konuda bilgilendirelim ve onlara güzel bir miras bırakalım. Yine yolun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Haftaya dediğim gibi dünyada kadının yeri ve önemini konuşalım. Bu arada köşe yazısına nasıl başlarım, nasıl yaparım derken bir de baktım ki bu hafta 8. haftayı tamamlamışım. Demek ki isterseniz her şeyi yapabiliyorsunuz sevgili kadınlar. Bu yüzden hiçbir şey için vazgeçmiş sayılmazsınız ve her yaşta öğrenebilirsiniz. Öğrenmeye açık olun. Sürekli okuyun ve bilgilenin. Kendinizi her alanda geliştirmeye çalışın. Buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum tüm emekçi kadınlara. Özellikle Kadirli Kadınlar Meclisi üyelerime, daha çok ayrıca Fatma Yünlü Hanım'a ve üyelerimin hepsine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Umut yoldaşınız, şansınız bol olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.